Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir incelemeyle karşınızdayım. Bugün sizler birlikte hemen masamın üzerinde görmüş olduğunuz DJI Osmo Action 4 aksiyon kamerasını inceliyorum. Beni takip edenler bilir. Özellikle sosyal medya hesaplarımda zaman zaman paylaşımlar yapıyorum. Ben DJI ürünlerini uzun yıllardır kullanıyorum. Daha önce DJI Osmo Pocket'ta kullanmıştım bir dönem. Son olarak da DJI'nin Osmo Action'ın bu 4. versiyonu biliyorsunuz. Bunun ilk versiyonu var bende ve hala kullanmaya devam ediyorum. Özellikle otomobil çekimlerinde çok fazla işime yarayan bir aksiyon kamerası. Şimdi bu ürün tabii ki 4. sürümü. Bende 1 var. 1 ile 4'ü karşılaştırmak çok doğru olmamakta. Birlikte elimde 3 olmadığı için hani 1 ile bu modeli birazcık karşılaştıracağım. Ve bu ürünün özelliklerinden sizlere bahsetmeye çalışacağım. Yaşadığım deneyimi de sizlere aktaracağım. Yaklaşık 15 gündür de bu ürünü kullanıyorum arkadaşlar aktif olarak. Şimdi her zaman yaptığım gibi ben bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Öncelikle şu var. Ön tarafta ekranımız var. Zaten DJI Osmo Action'la gelmişti aksiyon kameralarına ön ekran. Ve bu modelde de bu özellik devam ediyor. DJI şöyle bir farklılık ve gelişme yapmıştı arkadaşlar. İlk model çıktıktan sonra tasarım değişti ve daha çok böyle kare bir tasarıma geçmişti. Üçüncü modelde bu kare tasarımdan vazgeçildi. Yine bu şekilde dikdörtgen bir tasarıma geçilmişti ve yine önde bir ekran bulunuyordu. Bu modelde de yine aynı tasarım devam ediyor. Dördüncü modelde de cihazın ana ekranını, arka yüzündeki ekranı kendime doğru tuttuğumda üst kısımda bir kayıt düğmesi bulunuyor. Sağ üst kısma konumlandırılmış durumda. Sol tarafta bir güç açma kapama tuşumuz var. Bir adet böyle kapaklı, özel kapaklı bir bölüm var. Burada USB tip C bağlantısını görüyoruz. Diğer tarafta da bir kapaklı bölüm var. Onu da açtığımız zaman pile ulaşıyoruz ve aynı zamanda kartımızı, yani microSD kart yuvasına da ulaşmış oluyoruz. Alt kısımda çok özel bir bağlantı var. Manyetik bağlantı adını vermiş buna DJI ve bu bağlantı sayesinde buraya farklı farklı aksesuarlar da takabiliyorsunuz. Bir tane kutudan şöyle bir aksesuar çıkıyor. Bunu bu şekilde takıyoruz. Bu hem manyetik olarak tutuyor, yani mıknatıslı bir mekanizma var, hem de kenarlarında klipsleri var arkadaşlar ve oldukça da sağlam. Şöyle göstereyim mesela, bakın. Şu an düşmüyor mesela. Oldukça sağlam, bayağı sağlam onu söyleyebilirim ve bunun farklı farklı aksesuarları da var. O aksesuarları da ihtiyacınıza göre satın alarak da kullanabiliyorsunuz. Bu da önemli detaylardan bir tanesi olduğunu söylemiş olayım. Bu genel görünümden sonra DJI Osmo Action 4'ün birazcık teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Tüm detaylı teknik özellikleri açıklamada sizlerle paylaşıyorum. Burada benim önem verdiğim ve de öne çıkacağını düşündüğüm özellikleri anlatacağım. Aksiyon kameramızda 1/1.3 inçlik CMOS bir sensör kullanılmış. Görüş açısı 155 derece. F2.8 diyaframımız var. 10 megapiksel fotoğraf çekilebiliyor. 4K 120fps'ye kadar video kayıt özelliği var. Hyperlapse, timelapse gibi özellikler olduğunu söyleyeyim. Rocksteady 3.0 Plus var. Horizon Balancing var. Horizon Studio özelliği var. 130 Mbps video çekebiliyor. 10 bit D-Log video özelliğinin olduğunu söyleyeyim. Ön ekranımız 1.4 inçlik 320x320 piksel dokunmatik. Arka ekranımız ise 2.25 inçlik 360x640 piksel olduğunu söyleyeyim. 1770 mAh'lik bir pilimiz var. 18 metre su altında kullanılabiliyor. 145 gram ağırlık, Wi-Fi, Bluetooth ve 12.500 TL'lik fiyat olduğunu da söylemiş olayım. Şimdi gelelim kullanım deneyimine. Daha önce DJI Osmo Action kullandığım için aslında çok da bana uzak olmayan bir ürün bu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tuş sayısı birazcık azaltılmış. En azından 1'e göre söylüyorum. Bir tanesi güç tuşu, diğeri de arkadaşlar video kayıt tuşu. Buna bastığınız zaman da otomatik olarak kayıt olmaya başlıyor. İsterseniz kayıt bittikten sonra cihazın açık kalmasını, devam etmesini sağlayabiliyorsunuz ekrana dokunarak ya da eğer bırakırsanız cihaz 5 saniye sonra, birkaç saniye sonra daha doğrusu kapanıyor. Bunun dışında kullanımını ben beğendiğim taraflardan bir tanesi bu manyetik tarafları. Çünkü burada herhangi bir işte tripoda bağlamak için veya bir yere asmak için vesaire gibi işlemlerin tamamında bu bağlantıları kullanıyorsunuz ki az önce göstermiştim, bunu detaylı size göstereceğim. Şöyle bir bağlantımız var. Bunu böyle ters takamıyorsunuz. Tutmuyor zaten. Şöyle taktığımız zaman, kenarlarında klipsleri oturttuğumuz zaman bu çok sağlam oluyor arkadaşlar. Bunu çok beğendim. Farklı farklı bir sürü aksesuarı var. Bisiklet için olanı var. Çantanızı takmak için olanları var. Boyun için var. İşte kafanızı takmak için fazla farklı aksesuarlar var. Bu pratik klipsi istediğiniz yere takıp çıkartarak da hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. 4K 120fps'ye kadar kayıt yapabiliyor. Bu özellikle böyle ağır çekim falan yapacaksanız bu 4K 120fps çok işe yarıyor. Normalde ben 4K 60fps kullandım ağırlıklı olarak. Çünkü genelde bu video dahil
olmak üzere 4K 60 FPS video kayıt yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden bunu kullandım ama yani gerçekten de çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Kullanım çok daha pratik hale getirilmiş, onu söyleyebilirim. Çok daha pratik ve ben 1'i kullandım, 2'yi de test ettim bu arada. 3, bir tek 3'ü hani böyle çok ciddi olarak kullanma imkanım olmadı. Ama 4'te birçok özellik geliştirilmiş, kullanım oldukça sezgisel. Örneğin şimdi cihazı açıyorsunuz. Cihazı açar açmaz işte karşımıza bir menü geliyor. Sol tarafa çevirdiğimiz zaman çekim modlarında değişiklikler yapabiliyoruz. Yukarıdan aşağı yaptığımızda ise ayarlar bölümü çıkıyor. Burada cihazla ilgili ayarları yapabildiğiniz gibi farklı ayarlar da var. Sesli komut özelliği var, onu söylemiş olayım. Aynı zamanda farklı ayarları da yine bu cihazın üzerinden yapabiliyorsunuz. Öte yandan şurada küçük bir ayarımız var. Sağ tarafta bastığımızda Pro modla ilgili bazı ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Görüş açısını ayarlayabiliyorsunuz. Bu önemli çünkü benim bir yaşadığım en büyük sıkıntı görüş açısı ayarlanamıyordu çok fazla. Burada işte geniş, ultra geniş vesaire gibi az önce söylediğim 155 derece veriyor. Görüş açısını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu da böyle dar mekanlarda çok işe yarıyor. Pro modda biraz daha ekstra ayarlar size gelmiş oluyor ve bu ayarları hem işte diyelim ki D-Log dediğimiz hani log modunda çekiyorsunuz. Daha sonra ona renk uyarlaması da yapabiliyorsunuz. Bunun dışında baktığımızda eğer hangi moddaysanız yani diyelim ki şimdi mesela ben video modundayım. Video modunda girdiğim zaman video modunda şu yukarıdan aşağı doğru yaptığımda video ayarlarını ortaya çıkartmış oluyoruz. 4'e 3 çektiğimizde yani 4K 4'e 3'te 60 FPS, 4K 16'ya 9'da ise 120 FPS'ye kadar video kayıt edebiliyorsunuz. Farklı ortamlarda video kayıt yapmayı denedim. Gerçekten de çok başarılı sonuçlar aldığımı söyleyebilirim. Zaten Action'da iyiydi. 2, 3'te aslında bu teknoloji devam etti ama burada biraz daha iyi bir sensör kullanılmış. Özellikle gece modunda arkadaşlar bu sensör çok daha iyi sonuç veriyor. Ben 1 ile karşılaştırdım. Hani dedim ki 3 olmadığı için elimde. 1 ile karşılaştırdım ve 4 ile arasında çok ciddi, özellikle gece modunda çok ciddi fark oluyor. Gece de çok güzel videolar çekebiliyorsunuz. Bu tarz cihazlardaki en büyük sorun gece çekimleri çok iyi olmamasıydı. 4 sürümüyle birlikte aslında bu sorun da neredeyse ortadan kalkmış durumda. Gece çekimlerinde çok güzel videolar çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda fotoğraf da çekebiliyorsunuz. Fotoğrafta 4x, videoda 2x zoom girebiliyorsunuz. Tabii ki bunlar dijital zoom. Çok iyi sonuç beklemeyin ama mecbur kaldığınız durumlarda kullanmanızı öneririm. Ama söylediğim gibi çok iyi sonuç beklememenizi de tavsiye ederim. Ben farklı fotoğraf ve video örneklerini zaman zaman bu videonun içinde sizlerle paylaşacağım. Yeri geldiğinde onları da görürsünüz. Zaten örnek video veya örnek fotoğraf şeklinde açıklamalarla sizle paylaşmış olacağım arkadaşlar. Mikrofon kalitesi kapalı ortamlarda iyi, açık ortamlarda çok kötü değil. Ama tabii ki eğer profesyonel bir iş yapacaksanız bu cihazı harici bir mikrofon bağlamanız gerekiyor. Şimdi gelin örnek bir video izleyelim. Sokakta yolda yürürken bir çekim yaptım. Bu çekim sırasında mikrofon kalitesini ve görüntü kalitesini siz de görmüş olacaksınız. Evet arkadaşlar, DJI Osmo Action 4 ile böyle yolda yürüyorum. Ve ses kaydını kendi mikrofondan alıyorum. Arkadan arabalar falan da geçiyor. Şurada bir köpekçik de var. Köpeğin sesini de duyuyoruz. Hatta şimdi de duyacağız gibi görünüyor. Böyle bir köpek var şurada. Dikkat, köpek varmış. Kapı önü hiç park yapılmaz diyor. Bizi havlıyor. Havlamasın tabii, biz ona bir şey yapmayacağız. İşte. DJI Osmo Action 4'ün ses kalitesi de bu şekilde. Mikrofon kalitesi en azından bu şekilde. Harici bir mikrofon kullanmazsanız. Gelelim uygulama konusuna. DJI'nin Mimo isimli bir uygulaması var. Bu uygulamayı haricen yüklemeniz gerekiyor. Google Play Store'da yok. Orada olmadığı için telefonunuza sonradan yüklemeniz gerekiyor arkadaşlar. iOS için bulabiliyorsunuz ama Android tarafında haricen yüklemeniz gerekiyor. 500 MB'lik bir uygulama. Bu uygulamayı indirip telefonunuza yüklediğinizde cihazın bütün kontrollerini ele geçirmiş oluyorsunuz. Gerçekten de güzel oluyor. İşte uygulamada üzerinden güncelleme yapma, yani bir firmware güncellemesi gelirse onu yapma ve birçok cihazı uzaktan kullanma gibi özelliklerini, ki Wi-Fi ve Bluetooth özelde bulunuyor, bu uygulama üzerinden yapıyorsunuz. Uygulamada aynı zamanda benim çok beğendiğim bir özellik var. Invisi Stick diye bir fonksiyon var arkadaşlar. Bu özellik sayesinde örneğin elinizde bir stickle, yani bir çubukla çekim yapıyorsunuz. O çekim yaparken arkadaşlar o çekimdeki o stick, yani o çubuk ortadan kaldırılıyor daha sonra. Ben bir iki deneme yaptım, fena değil. Yani %100 çalışmadı bende çünkü siyah bir çubuk kullanmam gerekiyordu normalde. Çünkü kendi orijinal çubuğu siyah arkadaşlar. Combo paket alırsanız, ki ondan da birazdan bahsedeceğim. Ve gerçekten
de onu işte buluta yüklüyor. Daha sonra yükledikten sonra siz tekrar cihazınıza indiriyorsunuz ve gerçekten de çubuğu kaldırıyor. Ben bir iki tane örnek koyacağım şimdi konuşurken, videonun içinde göreceksiniz. Bu gerçekten de benim hoşuma giden bir özellik oldu. İşte özellikle arkanızda koyarsanız, bazen öyle yapıyorlar çünkü çanta, bir sırt çantasına takıp sanki böyle yukarıdan birisi sizi çekiyormuş gibi hareket ediyor. Gerçekten de bu özelliği de hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Bir parça uğraşıyorsunuz ama sonuçlar bence çok güzel oluyor arkadaşlar. Evet, şimdi çubuk yok olacak. Bakın elimde çubuk var. Çubuk görünmüyor. Şöyle göstermiş olayım. Üründe bir de canlı yayın desteği var. Canlı yayınlar sırasında bu kamerayı da kullanabiliyorsunuz. Bununla ilgili ayarlar da zaten menüde bulunuyor arkadaşlar. Böyle bir özelliğin olduğunu da söyleyeyim. Eğer canlı yayın yapacaksınız, ne bileyim böyle bir dağa çıktınız, bir ne bileyim bir dışarıda bir etkinliktesiniz. O etkinlik sırasında bu cihazla birlikte bir çekim yapmak istiyorsunuz. Canlı yayınla bağlanmak istiyorsunuz. DJI Osmo Action bu özelliğini destekliyor. Bu sayede canlı yayınlarda da bu kamerayı kullanabiliyorsunuz. Bazı konularda uyarılarda bulunmak istiyorum. Bu cihaz 4K 120 FPS kayıt yaptığı için oldukça hızlı ve kaliteli bir bellek kartı kullanmanız gerekiyor. Bakın bu arada kendi kendine kapanıyor. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Şu an kapandı kendisi. Bunlarla ilgili bir açıklama da var. DJI'nin kendi web sayfasından aldım ben. Bir ara çıkartırım şimdi videonun içinde burada sizlere. O markalar veya o modellerden bir tanesini alırsanız en azından başınız ağrımaz. Çünkü böyle yorumlar geliyor bana bazen. Hani şu aksiyon kamerasını aldım ama kayıt yapamıyorum. İşte cihaz kayıt yapmıyor. Şöyle oldu, böyle oldu gibi yorumlar geliyor. Bunun temel sebebi arkadaşlar aldığınız bellek kartının hızının yetersiz olması. Bu konuda DJI'nin önerisi var. O önerileri de videonun içinde sizle paylaşıyorum. Öte yandan DJI Action 4'te şöyle bir olay da var. Ön taraftaki mercek çıkartılabiliyor. Siz buraya farklı mercekler takabiliyorsunuz. İşte ND filtresi olsun veya farklı filtreler olsun takılabiliyor. Bu da bence güzel bir özellik. Ben böyle çıkartılabilir olanları seviyorum. Ve bu şekilde bunu çıkartarak şöyle döndürerek çıkarıyorsunuz. Şöyle gösteririm, bunu detaylıda size göstereceğim arkadaşlar. Böyle döndürerek çıkarttığınız zaman ürünü istediğiniz gibi böyle önüne farklı aksesuarlar takıp da kullanabiliyorsunuz. Bu da önemli ve güzel detaylardan biri. DJI Action serisinde zaten çok güzel bir Rocksteady adını verdiği bir titreşim engelleme özelliği vardı zaten ve bunu daha da geliştirmiş ve bunu marka Rocksteady 3.0 Plus olarak geliştirmiş. Çok daha titreşimi engellenmiş, azaltılmış videolar kayıt edebiliyorsunuz. Yürürken falan bile hiçbir sıkıntı olmuyor. Bunun farklı örneklerini de denedim ben. Özellikle böyle araba çekimlerinde, aracın içinde veya dışında kullanacaksanız titreşimi ciddi anlamda ortadan kaldıran bir teknolojisi var. Önceki sürümlerde güzel bir özellikti. Bu sürümde de daha da geliştirilmiş ve daha da güzel bir hale getirilmiş. Ben de bu özelliğini beğendiğimi söyleyebilirim. Cihazı hem yatay hem dikey kullanabiliyorsunuz. Bu da benim gibi içerik üreticiler için, hani bu şekilde çevirdiğimizde dikey kadraj oluyor. Böyle çevirdiğimizde yatay kadraj oluyor. Çok güzel bir özellik oluyor. Çünkü neden? Dikey çekimlerde eğer kadraj dönmezse sizin bunu tekrar başka bir yazılım üzerinde yapmanız gerekiyor. Mesela benim kullandığım bazı fotoğraf makinelerinde böyle bir özellik bulunmuyor. Bulunmadığı için de mecburen videoyu kurgu uygulamaları üzerinde düzenlemem gerekiyor. DJI Action 4'te buna gerek yok. Kendisi böyle bu şekilde dik tuttuğunuz andan itibaren kayıt dikeye dönüyor. Yan çeviririz andan itibaren de yatay olarak devam ediyor. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Ön ekranın dokunmatik olması da önemli. Buradan birçok ayarı da normal arka ekranı kullanıyormuş gibi yapabiliyorsunuz ve çekimlerinizde böyle hani kendinizi de görerek ve etkileşimde bulunarak bu cihazı kullanıyor olmak önemli bir artı. Biraz da cihazın pil ömründen bahsedeyim. 1770 mAh'lik bir pil var ve bu pil hızlı şarj desteğine de sahip arkadaşlar. Aynen telefonlarda olduğu gibi. 18 dakikada %80'e kadar şarj olabiliyor. Ben bu özelliğini de beğendim çünkü neden? Çekimler sırasında bazen acele etmeniz gerekiyor veya vaktiniz kalmayabiliyor. Hızlıca şarj etmeniz gerekiyor ve bu çok da ciddi bir fark sağlıyor. Hızlı şarjın olması aynen telefonlarda olduğu gibi. Markanın verdiği bilgiye göre bu aksiyon kamerasıyla 1080p 24 fps video kayıt yaparsanız 160 dakikalık bir pil ömrü var. 4K'da bu muhtemelen 80-90 ya da bilemediniz 100 dakikaya kadar düşer diye tahmin ediyorum. Bence yeterli bir süre. Hızlı şarj olduğu için de daha çabuk bir şekilde hemen pilini şarj edebiliyorsunuz. Bu arada az önce bahsetmiştim, bir combo paketi var bunun. Bir normal paket var. Bana gönderilen normal paketti. Onun içinde ufak tefek aksesuarlar var. Onları da göstereyim videonun içinde. Ama combo paket alırsanız işte bu bir tane selfie çubuğu çıkıyor içinden. Ayrıca 3 tane pil, o
O pilleri şarj etmeye yarayan özel kutu ve diğer aksesuarların da yine bu combo paketle verildiğini söyleyeyim. Benim tavsiyem, benim önerim, alacaksanız combo paket alın. Bu videoyu çektiğim tarih itibariyle arada 3-4 bin liralık bir fark vardı. 3-4 bin liralık fark içinde ben olsam combo paketi tercih ederdim. Bunun da altını çizeyim. Bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere DJI Osmo Action 4 aksiyon kamerasının özelliklerini anlatmaya çalıştım. Bu ürünle ilgili merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Benim anlatmayı unuttuğum konular da olabilir. Yorumlarda sorularınızı paylaşmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyacağım. Hepsini değerlendireceğim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devam etmesi, markaların bana ürünler göndermesi, farklı etkinliklere davet etmesi için abone sayımın biraz artması gerekiyor. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi de unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz mutlu olurum. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.